Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 14 Nisan 2023 günlerden Cuma haftayı bitiriyoruz. Güzel bitiriyoruz bence. Biraz keyifler biraz değil yerindedir diye düşünüyorum. Özellikle kıymetli madenler cephesinde. Şimdi neler oldu? Düne bir gidelim. Dün Amerika'dan enflasyon e üfe geldi. Üretici fiyat endeksi. Şimdi biz tüfede şunu görmüştük. Yani Amerika enflasyonu geldiğinde çekirdek tarafın biraz biraz değil bir tık yukarıda geldiğini yani beklenti paralelinde olsa ve orada bir yapışkanlık olduğunu gördük. Ama dün gelen öyle bir üfe geldi ki e, çekirdekte de tüfede de bir gerileme var. Özellikle çekirdek taraftaki çekirdek üfenin geriliyor olması önümüzdeki dönem e, çekirdek enflasyonun da artık manşetle beraber hani düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani Amerika'da enflasyon düşüyor mu? Evet düşüyor. İşte bu Fed'in çok da agresif gitmesini, çok da ben faiz arttırıyorum, öyle yapacağım, böyle yapacağım demesine de gerek bırakmadı bu veriler. Dolayısıyla de rahatladı, FED'in eli güçlenmedi. Ee, hala evet orada bir yüzde iki duruyor ama Fed'in eli güçlenmedi neticede ee, ve dolayısıyla piyasalarda böyle yukarı çıktı artık Fed e, faiz arttırmayacak daha doğrusu şöyle 3 Mayıs için şu anda 25 bas puan kesin gelecek gözüyle bakılıyor arkadaşlar. Yine yüksek bir ihtimalle bu fiyatlanıyor. Fakat yılın geri kalan kısmında e, Haziran'da faizi arttırmayacak ve sonrasında da yavaş yavaş faiz indirecek ve yıl sonuna kadar da toplamda piyasa 75 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor FED'den. E, şimdi hal böyle olunca e, veriler de iyi geldi. Enflasyon oldukça önemli. Her ne kadar tarım dışı istihdam verisi bizim böyle çok memnun etmemişti. Bir sıkıntıda bırakmıştı ama bir arafta bırakmıştım ama bu veriler damgasını vurdu mu? Evet vurdu. Şimdi e, beklediğimiz gibi aslında bizim hani beklediğimiz gibi gidiyor. Burada konuştuğumuz şekilde gidiyor. Piyasalar yukarı çıktı. Dün e, Amerika borsalarında %2'lere yakın bir e, yükseliş vardı arkadaşlar. E, şöyle hemen şuradan açalım. Eee Evet, Nasdaq %2, iki, S&P'de 1.33, Dow Jones'a da %1.14'lük bir yükseliş gördük. S&P 4.146 ile kapattı. Şimdi borsa tarafından başladım. Neden? Borsada güzel bir yükseliş oldu. Her ne kadar ondan önce biliyorsunuz çok fiyatlamadı, yani fiyatlamak istememişti. Neden? Yani burada parantez içerisinde şunu şunu söylemek istiyorum. Ee, hani boğa başladı mı boğa sezonu artık bundan sonra madem FED faizleri indirmeyecek peki boğa sezonuna mı giriyoruz bundan sonra hep yükseliş mi gelecek borsa tarafından bahsediyorum özellikle. Ee, burada sadece parantez içerisinde lütfen dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta resesyon arkadaşlar. Amerika'da e, özellikle bu bankacılık tarafında yaşanan kredi daralması. E, ve Fed'in de enflasyonda bu düşün devamlı getirebilmesi için bir şekilde piyasadan piyasa e, bir resesyon e, endişesi var mı? Evet var. Bir durgunluğa gidebilir mi? Evet gitme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle özellikle durgunluk ve resesyon e, borsanın çok sevmediği bir şey. Dolayısıyla ben borsa için tamam bir boğa sezonu başladı filan bilmem ne diyemem. Yani kalkıp da mesela Fed tekrar diyebilir ki ben e, işte önümüzdeki ay bir daha enflasyon yüksek geldi. Ya ben evet tekrar agresif gideceğim diyebilir. Ha şöyle bir durum olur. Mesela gideceğim ve gidiyorum dersi daha çok agresif gitmeye çalışır ve bunları dile getirirse o zaman ne olur? Hem resesyon resesyonla beraber bankacılık krizi de tekrardan ortaya çıkacağı için borsa açısından dikkat etmemiz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biraz temkinli gitme taraftarıyım özellikle Amerika borsalarında. Yani ya çok uzun vadeli düşünmek gerekiyor, ya da kısa vadede kar alıp çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, bu anlattığım senaryo arkadaşlar altın, e, gümüş için geçerli değil. Çünkü e, her iki türlü de, her iki türlü de olur da e, diyelim ki fed. Ee, önümüzdeki ay gelecek olan enflasyonda ben daha çok agresif gideceğim derse bu sefer banka tarafını patlatıyor. Resesyonu getiriyor. Ee, şimdi her halükarda gitse de gitmese de artık altın o yükseliş tüneline bir kere girdi. Yükseliş trendi içerisinde. Ancak öyle zamanlarda bir geri çekilme olur. Ama bu geri çekilme kalıcı bir geri çekilme olmaz. Yani tekrar ne yapar? Yükselişine devam eder. Genel anlamda şu anda en azından bugünkü verilerle konuşuyorum. Tabi yarın öbür gün her şey değiştiğinde başka bir şey konuşuruz. Ama bugünkü veriler bize şunu gösteriyor ki e, altın da gümüş de yükseliş trendi içerisinde ve yoluna devam edecek şimdi e, hazır yeri gelmişten altından bahsedeyim dolar endeksi çok uzun bir zaman sonra arkadaşlar yüzlü seviyelere kadar dolar endeksinin geri çekildiğini gördük yüz e, 100 kaçlara kadar geldi söyleyeyim size. 100.47'lere kadar geldi. Şu anda da 100.63 seviyelerinde 101'in altında bayağı zayıf bir dolar var. Dolar endeksi çok zayıflamış durumda. Zayıf bir dolar var. Bu zayıf dolarla beraber tahvil tarafında da bir biraz geri çekilme var ama 2 yıllıklarda özellikle geri çekilme çok da ağım şahım değil. Yani 3.96 biraz daha geri çekilmesini beklerdim. Demek ki kısa vadede 2 yıllıkta yani yine kısa vadede hala burası Burada böyle bir e, ne diyelim bir tedirginlik, tahvil tarafında olduğunu söyleyeyim. Neticede bir geri çekilme var mı? Evet, var oldu. Şimdi e, dolar geri çekilince diğer bütün para birimleri ne oldu? Değer kazandı. Euro dolar paritesi 1.10'un üstüne çıktı. Yani ve e, Avrupa Merkez Bankası diyor ki ben daha şahin gideceğim. Daha agresif olacağım diyor. Hala bunu söylüyor. Demek ki euro e, dolara karşı biraz daha e, ne oldu? Eli güçlü ne demiştik? E, 1.06 e, ile 1.07 ile 1.10 arasında parite e, kanal gidip gelecek çünkü bu kanalda gidip geliyordu. E, buraları e, doların düşmesiyle göreceğimizi konuşmuştuk zaten beklediğimiz seviyelere geldi dolar düşünce tabii otomatikman böyle devam ederse paritenin 1.11'e kadar da gittiğini görebiliriz yani Euro şimdi biraz böyle kısa vade baktığımız zaman dolara karşı biraz daha parit anlamında iyi ve güçlü duruyor arkadaşlar en yüksek seviyesine yakın olduğunu söyleyeyim Hani buradan da şu anlaşılmasın yani oradan hani onu satayım bunu alayım ben hep şunu söylerim mesela eğer illa bir şey alacaksanız e, bu anlamda hani mix yapabilirsiniz yani biraz oradan biraz oradan e, alabilirsiniz derim size çünkü şu an tepe noktasında yani parite 1.11'e geldi mi evet geldi şimdi dolar endeksi çekilince ne oldu biz altında da zirve gördük e, gümüşte zirve gördük dün ons altın 1947 dolarlara kadar gitti yani e, uzun zamandır görmediği bir seviye bu 1947 dolar. Dikkat ederseniz her düşüşten sonra çıkış bir tık daha yukarı oluyor. Yani bu bize yükseliş trendi içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle şimdi bir miktar geriledi 2030 dolar'a kadar geldi. Her geri çekilme e, yukarı gittiğinde ne yapıyor? Bir miktar daha yukarı demek ki e, bir dahaki e, yükselişte bir dahaki hızlı yükselişte artık 2060 ve 2070 tarihi Bakın altındaki tarihi e, rekoru e, kıracak. Yani artık oralara ramak kaldı. Oralara yakınız yani. Ben geçeceğini düşünüyorum zaten. E, Gümüş keza 26 doları geçti. Biraz orada da bir hafif bir geri çekilme oldu şu anda. İşte bu düzeltmeleri yapıyor ama sonraki çıkışlar bir daha en son geldiği seviyenin üstüne geçiyor. Olaya böyle bakın. Yükseliş kanalı içerisinde olduğu için her aşağı düşüş bir daha sıçrama yaptığında bir daha onun üstüne en son yaptığı zirvenin üstüne çıkmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani alalım mı verelim mi hala şu soru geliyor yani alalım mı şimdi. Alalım mı şu saatten sonra? Şimdi gram altında da dün bin, biz 1273 TL'yi gördük. Ee, orada da yine bir rekor e, var. Yani sürekli artık bundan sonra rekorları göreceğiz. Her geri çekilme, uzun vadeli düşünenler için asla yatırım tavsiyesi değildir. Zaten e, ben bunu yeni anlatmıyorum ki burada. Yani bu konuda o kadar eleştiri almama rağmen geçen seneden beri biliyorsunuz biz e, altındı e, kıymetli madenler tarafında gümüştü. Bunları hep böyle bir tarafta aldık yani her seviyeden topladık. E, nereye gidecek? Seni senin başından beri anlatıyorum. Ee, bakın şu anda Amerika'da faizler 4.5'e e gelmiş durumda ama ons nerede e, 2040 dolarlarda. E, gümüş nerede 26 dolarlarda. Yani yuvarlak konuşuyorum şu anda. Demek ki neymiş? Faizler yukarıdayken de altın artabiliyormuş. Şimdi bakıyorum yeni yeni artık bazıları mesela konuşmaya başladı. Evet altında, altın yükselmeye başladı falan diye. Şimdi zaten e, yükselişe başladı diyoruz. Eğer uzun vadeli tutacaksanız elbette ki her geri çekilmede kademeli kademeli alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, ne diyelim yani uzun vade düşünmeniz lazım. Çünkü neden o yükseliş başladı? Siz diplerden alamadığınız için... ...bir daha en dibi görme olasılığı... ...çok artık zayıf olduğu için... ...biz ta geçen seneden beri... ...insanların elinde altın var ve altın topladıkları için... ...siz artık şu anda aldığınızda ne oldu? bir O yükselişin içerisindeki bir yerden alacaksınız ama... Hangi noktada? Uzun vadede her türlü zaten e, yukarı gidecek e, diye söyleyebilirim. Aynı şey gümüş içinde geçerli. Ha ne kadar geri çekilir? Hep bu soru geliyor bu sefer de. Hatice Hanım alın fırsatı verir mi? Ne kadar geri çekilir? Valla ne kadar geri çekileceğini gerçekten kestirmek çok zor. Çünkü ne demiştim? Bakın kaç haftadır şunu söylüyorum. Altın 2000 dolarların üstüne yerleşiyor. 2000 dolarları kendine taban yapmaya çalışıyor. En son 1987 dolarda bir destek gördük. Hatta oralara bile geldiğinde ki bir gün kaldı hemen insanlar telaşa girdi dediler ki bay efendim zarar ettik aldık işte düştü ya bir gün ya bir gün. Zaten almak için pardon da yani bu fırsatta da vermesi lazım öyle değil mi? Ee, ne kadar çekilirse kademeli kademeli e, alım yapılabilir. Yani ne kadar çekilecek artık 2000 ve 2000'lerin üzerine konuşacağımız gibi duruyor. 2000 dolarların altı zaten geldi mi yapıştırmamız lazım. Öyle söyleyeyim yani silip süpürmemiz gerekiyor. Bakalım 2000 doların altına da gelirse elimizde ne varsa silip süpürürüz. Ama onun dışında da dediğim gibi 2000'ler 2000'lerin biraz altı biraz üstü artık yavaş yavaş uzun vade için toplama yerleridir diyebilirim. Yani ben uzun vade düşünüyorsam hani hiç ellemeyeceksem açıkçası buradan da alırım. Yani 2020 dolarlar, 2030 dolarlardan bile alırım. Neden? Çünkü e, arkadaşlar dolar TL'de daha yeni yeni hareket başladı bakın. Ve yeni yeni düzenlemeler geliyor. E, Merkez Bankası e, ya da BDDK neyse bankaları sürekli yeni düzenleme yapıyor. Diyor ki e, insanları TL'ye yönlendirin. Yönlendirin. E, döviz aldırmayın bir şekilde ne olursa olsun kimse dövize gitmesi ama dövize bir talep var mı evet var İnsanlar ya yastık altı yapıyorlar çünkü dolardaki bu yükselişten de bunu görüyoruz ciddi anlamda işte seçim seçim belirsizliği ve dokurda bir yükseliş beklentisiyle şu anda inanılmaz derecede bir talep var bu da zaten e, dolarda bize bunu gösteriyor çünkü dolar yükseliyor şimdi yükselecek şeyler o kadar belli ki Hani ne kadar gider kısmında hani ne herkesin bir tahmini var. İşte uluslararası hani benim de bir tahminim var. Bunu zaten paylaştım sizin de. Uluslararası kuruluşlar 26-27'lere kadar bekliyorlar. Ama adil en azından bugünkü konjektürde hani olması gereken adil ihracatçının turizmcinin rahat edebilmesi için 24'ler 25'ler. Onların üstü açık. Onu bilmiyor. Çünkü bir şeyi sıkıyorsunuz. Sıktıkça, sıktıkça, sıktıkça bastır, 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 bastır. Burada çok ciddi bir enerji birikmesi var. Bir şekilde normalleşmesi lazım. Nasıl normalleşecek onu da bilmiyorum. Çünkü kur korumalı mevduat hesabı denen bir şey var. Oraya da inanılmaz bir giriş var. Yine rekor bir rakam geldi. Dolayısıyla 1.78 galiba trilyon oldu. Korkunç bir para girişi var oraya da KKM'ye. orayı nasıl döndüreceğiz, arkasından neler yapacağız bilmiyorum. Yani hani orası da büyük bir risk orayı da böyle doğru düzgün havasını boşaltmak lazım ama nasıl bir yöntemde ne şekilde havası boşalacak çünkü orası tamamen dolarize olmuş durumda bakarsanız aslında yani bugün KKM'yi bitirin oradan çıkan paranın en az %50'si %60'ı direkt dolara, dolara gidecek yani dolar alacak çünkü dolardan çıkıp zaten oraya gelmişti öyle söyleyeyim dolayısıyla aslında önümüzdeki dönem hani olacaklar, yükselişler yükselecekler net olarak kendini belli ediyor. Bitcoin, ha kripto paralara gelelim. Dünkü veriler, enflasyon verileri tabii ki Amerika borsaları altındı, gümüştü derken ne oldu? Bitcoin'e de kriptolara da yaradı. Buraya da bir para girişi var. Çünkü niye? Yani bu döngünün artık sonuna gelindiği ve dolayısıyla da uzun zamandır bu bankacılık iflaslarıyla beraber de buraya bir likit giriş olduğunu görüyoruz. Bitcoin gidiyor yavaş yavaş 30.784 seviyelerinde. Düzeltmeler yapması gayet normal aşağı düşüşlerde ama her aşağı düşüş yukarı çıktığında yeni bir seviyeyi bize getiriyor. Şimdi Ethereum Bitcoin'in önüne geçti. Ethereum 2.112 dolar yani haftalıkta yükselişi geride bıraktı. Bitcoin'i geride bıraktı. Neden? Çünkü Ethereum'da da bir böyle şey var bir güncelleme, şapel güncellemesinin pozitif yansımaları Yeni bir güncelleme e, ve bu güncelleme ile beraber bazıları düşer diyordu. Ama bu güncelleme Ethereum'un işine yaradı. Şapel güncellemesi ve e, haftalıkta %14'ün üzerinde e, bir yükseliş gördü arkadaşlar. Yani burası da böyle hani kripto tarafı da şu anda e, hani olumsuz çok kötü haberler gelmediği sürece ki geliyor e, ara ara olabiliyor ama neticede e, artık aşağı düşüşlerin çok da aşağıya gitmediğini buranın da bir yükseliş kanalı içerisinde e, yukarı gittiğini e, görüyoruz. Yani çok alt coinlere girmiyorum. Bitcoin ve Ethereum özelinde özellikle konuşuyorum, söylüyorum arkadaşlar. E, şimdi onun dışında bugün zaten haftayı kapatıyoruz. E, hafta bitiyor. E, Dolar TL ile ilgili de son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar 19.37, 38 hatta bakayım 19.39, 19.40 seviyeleri dediğim gibi ciddi anlamda bir talep var. bu belirsiz ve seçim döngüsünden dolayı kesin kur artacak. çünkü belirsiz dönemlerde döviz ve dövize endeksi şeyler yükselir arkadaşlar. Borsa'nın bu anlamda açıkçası hani gönül istiyor ki borsa buradan coşsun, gitsin. evet bir giriş Küçük yatırımcı anlamında var. E, fakat ne olursa olsun e, burada borsanın çok zorlandığını ve yukarı giderken gerçekten hani yeni zirveleri görmekte zorlandığını görüyoruz. Ama en azından şöyle 5000'lerin üzerinde kalmasını en azından pozitif. Uzun vade için kesinlikle uzun vade için e, eğer portföye ilave edilecekse yatırım tavsiyesi değildir. E, şimdi 4700'lere kadar bir geri çekilme olmuştu kısa bir zaman önce. Tekrardan 5000-5000'lerin bin, altı e, almak isteyenler ve uzun vadeli düşünenler için arka e, bakın uzun vadeli en az bir yılı gözden çıkarmak kaydıyla çünkü borsada riskler hala çok yüksek fakat alalım mı diyenler var aşağıdan ufak ufak böyle düşüşlerde almak kaydıyla doğru hisse senetlerinde olmak kaydıyla özellikle Türkiye'nin en önemli lokomotif şirketlerinden bahsediyorum. Bunlar da olmak kaydıyla uzun vade için pozitif bakarım. Kısa vadede riskler yüksek, aşağı düşüşler hala. Böyle bir ihtimal yüksek mi? Evet yüksek. Şimdi ben tabii uzun vadeli orta uzun vadeli yatırımcı için konuşuyorum. Trade edenler için konuşmam, Trade edenler ya da kısa vade için düşenler, düşünenler onlar zaten alıyorlar, videolar, ee, Kısa vade pozisyon alıyorlar. Günlükte haftalıkta al sat yapıyorlar. Ee, onların işi zaten şu dönem e, hepten daha zor. Öyle söyleyeyim. Biz daha rahatsız arkadaşlar. Biz alıyoruz, böyle bekliyoruz. Bir kenarda e, bir gün böyle açıp baktığımız zaman o filan böyle bir yerlere gelmiş olacak yani her şekilde bir gün sabreden yatırımcının en önemli iki tane şeyi var. Bunu eğitimden de anlatmıştım. İki konu var. Bir sabır. İkincisi psikolojisine sahip olması lazım. Yani bir şey yükselirken vay yükseliyor. Herkes bunu konuşuyor. Gideyim alayım dediğiniz noktada tepe noktasında yakalanıyorsunuz. Ya da bir şey yerle bir olduğunda yerle yeksan olup diplere geldiğinde moraliniz bozuluyor. Depresyona giriyorsunuz. Korku ve endişe içerisinde hemen bunu satıp kurtulmak istiyorsunuz bu iki tane duygudan bir şekilde etkilenmemek için de finansal okur yazarlığı da öğrenmek gerekiyor diyelim burada bitirelim güzel bir hafta sonu diliyorum şimdilik benden bu kadar arkadaşlar ee, görüşmek üzere efendim hoşçakalın